Herkese merhabalar, selamlar, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizler için 8-14 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. 8-14 haftası hayriyle, bereketiyle gelsin. Yani <laughs> bütün telve tabii çıkmış, ben kapatırken kapalıydı. Şimdi arkadaşlar, biraz telveli evet... Şöyle bir yakınlaştırayım özellikle şurası dış kısımda benim çok çok dikkatimi çekti. Birincisi çok güzel bir tik var. Yani onayı almışsınız. Tebrik ederim. Birileri düşüncelerinizi, fikirlerinizi, duygularınızı onaylayabilir. Sizinle aynı fikirde olabilir. Ya da gerçekten hani böyle bir kağıt onaylama işi varsa bir izin almak istiyorsunuz. Tamamen hani izin verildi. İmzanızı atın gibi bir olay da olabilir. Bazı konularda tabii ki haftalık olması nedeniyle çok büyük bir şey değildir ama yine de sizin için demek ki önemli bir onay olayınız var. Onun haricinde çok güzel bir yolunuz var zaten belli bariz. Olayı sonuna kadar devam ettiriyorsunuz. Bu yol öyle bir şey ki arkadaşlar küçük bir düşünceden çıkıp sizi ilerleyen dönemlerde düşünün ki bir yoldasınız. Yolda altınlar buluyorsunuz, yolda ödüller buluyorsunuz. Bu şekilde hani ilerleyen bir süreç var aslında ve burada duruyorsunuz. Bir adımınızı bakın ileriye doğru atmışsınız. Bu da sizin ne kadar kararlı olduğunuzu ifade ediyor. Şurada da hani böyle bayraklar olur sopası bir de böyle üçgen kısmı olur. Bu arkadaşlar sizin resmen bir savaştan çıktığınızı gösteriyor ama şunu söyleyeyim bu bayrak beyaz değil. Yani pes etmenin bayrağı değil. Biraz da kazanan taraf olmanın bayrağı. Ve ayağınıza bakın bir taşın üzerine mi koymuşsunuz? Zafer duruşu yapıyorsunuz ya da bir adım atmışsınız zafere doğru ilerliyorsunuz diyeyim. Şimdi şöyle bir arkadaşlar fincanınızı sizlere göstereyim. Şöyle bir bakın. Şimdi hadi bakalım şu kısımdan bir başlayalım. Burası gelecek kısmı. Bir şeyler önceki zamanlarda dan olmuş. Şimdi bu iptal durumu tekrar sizin gündeminize geliyor. Ya arkadaşlar tabii ki Koç burcu olduğunuz için bizzat sizin ya da varsa hani içerisinde güneş, yükselen, ay burcu başka Koç olan birisi o kişiyle beraber sizlerin ya bir ilahi adalet ya da dünyamızdaki adaletle alakalı tabii ki mahkemeler olur, işler olur, aşk hayatı olabilir. Bir de bununla alakalı olarak genel manada bir adalet konusunda hakkınızı aldığınız ve bu sizin hayatınızda belki çok fazla engellere neden oluyordu. Çünkü hakkımı alamadığım için ilerleyemiyordum. Benim başıma bir sürü şey geldi. Onun başına hiçbir şey gelmedi. Yaptıkları yanına kar kaldı ve ben bunu aşamıyorum. Psikolojik olarak aşamıyorum. Bu yüzden de hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten böyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz belki de para bekliyorsunuz. O para gelmediği için, o işten kazancınızı alamadığınız için, yani belki boşanacaksınız, bir türlü boşanamıyorsunuz. Bu yüzden de ilerleyemiyordunuz. Şimdi şunu söylüyor. Bir adalet geliyor ve senin önündeki engelleri kaldırıyor sevgili arkadaşım. Böylelikle de hani ne yapmak istiyorsanız bununla ilgili yolunuz gayet açık görünüyor. Çok çok kıymetli. Şöyle devam ettiğimde arkadaşlar büyük bir düşünce içerisindesiniz. Şöyle düşünün. Bir yandan siz sigara içiyorsunuz, fosur fosur duman var. Karşınızdaki de öyle, aynı şekilde duman. Yani başınızın üzerinde, bakın iki kişisiniz, bu sizsiniz, bu karşı taraf ve üzerinize böyle kocaman bir düşünce balonu artık oluşmuş. Bir kişiyle alakalı iki ayrı görüş var ortada. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok uzatmak istemiyorum. Bir tarafta diyelim sizsiniz, bir tarafta işte anne baba olabilir, eşiniz olabilir ya da partneriniz aynı kişi, aynı konu hakkında siz diyorsunuz ki işte çocuğu özele gönderelim. O diyor ki hayır göndermeyelim ya da tam tersi. Siz diyorsunuz ailenize ya burayı satalım bakın ne yapacağız biz bu tarlayı mı süreceğiz ne yapacağız hiçbir şey yapmayacağız. Hadi satalım bakın ihtiyacımız da var diyorsunuz belki. Ev alalım bari yani bir işimize yarasın boş boş durmasın. Onlar diyor yo hayır dursun ne yapacaksın gibisinden bir konu, bir insan ile alakalı belki evlilik yani. Biraz yoğun bir konuşma var. Bakın birbirinizi sevmiyor değilsiniz. Hani öyle e, nefret ettiğim insan falan değil. Sevdiğiniz birisi karşınızdaki değer vermişsiniz gibi şeyler anlatıyorsunuz. Ama dediğim gibi e, birazcık farklı farklı düşünceler var. Ha, kimin düşüncesi kazanıyor derseniz bu hafta net değil. Yani onu söyleyeyim. Ha ben burada dışarıda. İşte onay almışım. Demek ki sizinle aynı fikirde olabilir karşı taraf. Böyle bir sonuç çıkarılabilir ama buraya bakarak da Aa, siz kazandınız yok, o kazandı diyebileceğim bir şey değil. Ama buraya tabii ki burası denk geldiği için sizin kazanmanız daha olası. Onu söylüyorum. Ama karşınızdaki insanla fikirleriniz çok fazla uyuşmuyor özellikle bu konuda. Devam ettiğimde çok güzel bir yol var ama bu yol arkadaşlar biraz daha bakın bir çengel gibi. Görüyor musunuz hani böyle oltanın ucunda kısım var ya aynı onun gibi bu şu anlama geliyor. Sizin sıkıntılardan sol tarafta olduğu için sıkıntılardan kurtulmak adına. Düşünün ki bir bereket denizi var. Bu iş olabilir. Hani oltama atayım, oltama iş takılsın, oltama para takılsın, oltama yatırım, para ya da başka bir şey, şans, aşk takılsın. Bunun gibi bir şey için atmışsınız oltanızı. Çok temiz bir niyet içerisinde görünüyorsunuz. Sanki arkadaşlar ucunda bakın bir şeyler dolanıyor gibi görünüyor. Yani bu aralar oltanızı nereye attıysanız demek ki doğru yönlesiniz. Yani bir yere kursama kayıt olacaksınız. Bir şeyler mi yapıyorsunuz? Çabamı gösteriyorsunuz? İş mi arıyorsunuz? İş mi kurmaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsanız özellikle sıkıntılı bir durumdan kurtulmak için aldığınız kararlar da doğru ilerlediğiniz yolda doğru. Çünkü çok tut temiz görünüyor. Hani koyu renk olsaydı diyecektim ki arkadaşlar çok fazla bakmayın, ilgilenmeyin çünkü doğru değil. Ama burada yaptığınız şey çok mantıklı görünüyor. Şimdi burcunuz itibariyle zaten öncü, zaten sabit, zaten hani olması gerekenin en iyisini yapabilen burçlardan bir tanesi olduğunuz için öncüsünüz. Burada da doğru kararlar vererek ne kadar öncü, ne kadar lider bir insan olduğunuzu gösteriyorsunuz. Şöyle devam ettiğimde benim burada gördüğüm şey şu. Kalbinizden geçirdiğiniz bir kuş var ama arkadaşlar hani denir ya kursağımda kaldı. O kuşlarda da bir kursak kısmı var. Aynı onun gibi o kadar kursakta kalmış ki bakın kuşun baş kısmı, kuşun sonu. Kuşun şöyle suratını da göstereyim size görüyor musunuz? o kadar kursağında kalmış ki bakın ne kadar böyle aşağıya doğru gitmiş. Gerçekten bir şeyi çok istemişsiniz ama belki o dönem için nasip olmamıştı. Dönem diyorum. Çünkü bu zaman manasında arkada kalmış bir şey. Şimdi bakın yavaş yavaş bir şey geliyor ve başınızın üzerinde bu güzel kuşun üzerine hani sizin başınıza bir talih kuşu olmuş. O talih kuşunun üzerinde de Talih kuşunun size getirdiği toplu evrak, toplu para, toplu iş, toplu müşteriler. Belki müşteri gelmiyordu, çok azdı. Belki şimdi sizin sezonunuz açılıyor. Sezonluk işler yapabilirsiniz eğer ki düşünüyorsanız. Böyle konular olabilir bakın. Bu anlamda da yine şanslı görünüyorsunuz. Belki aşk, evlenmek istiyorsunuz. Hep kursağınızda kalmıştı. Çoluk çocuk konuları. Bu konuda bayağı şanslı görünüyorsunuz. Burası arkadaşlar sağ taraf. Ve bir şeye var. Bu bakın filin hortumu gibi filin ağız kısmı filin hortumu çok fazla fil görüntüsü yok yalnız. Sadece ağzı ve sadece hortumu var. Bir de e, bu dönemde bir yol açılıyor sizlere. Bunu şöyle söyleyebilirim. Bu arada kalbi bir yol. Yani yüreğinizden isteyerek yapıyorsunuz. Hani mantık zaten demiş ki tamam yap. Bir de kalbiniz diyor tamam mantığın doğru söylüyor. İkimiz de eş zamanlı çalışıyoruz. Gir bu işe yap bunu, yap şunu diyerek gideceğiniz bir şey. Arkası çok konuşmalı ve tabii ki filin konularını anlatıyor. İşte bu ne olabilir? Bu bir para olabilir. Bu gerçekten riskli bir iş olabilir. Bu bir evlilik konusu olabilir. Veyahut da bir yerden başka bir yere gitmenin, bir yer değişimlerinin, meslek, kariyer değişimi gibi olayları da beraberinde getiren bir olay. Yani o anlamda da aslında bakarsanız güzel görünüyor. Hanenin içi de arkadaşlar çok kalabalık görünüyor. Yani gelenler, gidenler bu dönemde yoğun olabilir. Şöyle bir yapalım. Bir şeyin üstüne arkadaşlar atlamışsınız. Hani böyle polisler olur ya hırsızlı güncü üstüne atlar onu yakalamaya çalışır. Aynı onun gibi bir durum var. Demek ki bu dönemde sizin halinizden birisini Siz diyemiyorum çünkü çok sağda değil biraz ortaya yakın. Birisinin eline bir şans geçiyor. Yani belki son dakika fırsatı diyeyim. Anlık bir şey. Ee, onu değerlendirme ihtimaliniz var. Bu arada ne dilediyseniz var arkadaşlar maşallah diyorum. Çünkü çok hızlı bayağı da güzel gidiyor. Ee, zaten az önce dış kısım için de söylemiştim baya bereket yani yolda sanki altınlar bulup topluya toplaya gidiyorsunuz. Aynı onun gibi bir görüntü niyetinizle alakalı da karşınıza çıktı. Bir tane burada arkadaşlar şey var. Koltuk var. Koltuğun önünde de bu kısmı çok kalın olan buraya geldikçe baş kısmı yılana benzeyen beyaz yılan sağlık demektir. Bir olay var. Bu şu demek makam mevkiye sahibi olan bir kişi var. Zaten sevmiyorsunuz çünkü sol tarafta bu kişinin koltuğu biraz sallanıyor. Özellikle sağlık konusunda diyebilirim. Hani belki üst taraftaki birileri olabilir. Hani istirahat etmek için gidebilir. Çok da girmeyeyim o konulara. Bir de bir şeyi gözlüyorsunuz bakın. Bir şeyi gözlüyorsunuz. Gözler böyle aralanmış. Demek ki beklediğiniz konuda bir şeyler geliyor ki gözler açılmaya başlanmış. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakınız. Hoşçakalınız. Bay bay.